Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba. Yine bir pazar günü Yakın Markaş programıyla o sıcacık evlerinize konuk oluyoruz efendim. Bugün sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Burak Öncü konuğum. Burak abicim, hoş geldin. Merhaba Serkan'cığım, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi bugün seninle program yapıyoruz. Aslında seninle de çok uzun süredir görüşemiyorduk. Böyle aynen, araya yaz sezonu girdi. Sen de bir gittin yazlık diye, yani yazlık kışlık 3-4 aydır İstanbul dışındasın. İlk defa görüşüyoruz. Yaz sezonu olunca böyle oluyor biliyorsun. Çok yanmışım diyemeyeceğim yani. Hala beyaz. Zenci oldum. Nasılsın, nasıl keyifler? İyi canım, ne olsun işte. Koşturmaya devam. İş güç. Döndün, İstanbul'dasın. Döndük artık. Aynen. Neler yapıyorsun? Yani şu anda sinemayla ilgili bir şey yok ama ben çağrı merkezi işi yapıyorum biliyorsun, aracı firmada. Onun ürünlerini üyelere satılıyor. Onun randevuları bana geliyor. Onları organize ediyorum. Home office çalışıyorsun yani. Home office yani olarak çalışıyorum. Oyunculuk olarak da geçen sene çektiğimiz Aydemir Akbaş'ın yazdığı ve oynadığı Sünnet Çocuğu vardı. O Haziran'da vizyona girdi. Şu anda da yeni projeleri bekliyoruz bakalım. Yeni projeler inşallah olacak zaten. İnşallah. Çok hareketli bir dönem geçiriyor aslında sinema, dizi ve tiyatro sektörü. Biz geçen programlarda da bunu konuştuk. Bu pandemi döneminde insanlar çok uzun süre bir şey yapamayınca böyle herkes bir şeyler yapmaya kendilerini hazırladılar. İşte senaristler yazdı, yönetmenler çekmeye hazırladı. Yapımcılar da herhalde paraları biraz böyle biriktirdiler. Bu ara çok fazla şey çekiliyor ve Türkiye'nin her tarafında. Biraz şöyle kendini bize anlatır mısın? Seni sevenlerin nereden tanıyorlar en çok? Ben mesela dışarı seninle çıktığımda seni çok fazla tanıdıklarını görüyorum, şahit oluyorum. Çünkü ben Burak abiyle ne zaman, özellikle biz Bağdat Caddesi'nde yakın oturduğumuz için en fazla oralarda dolaşıyoruz ve her çıktığımızda böyle bir an Burak abi etrafında kayboluyor. Bir bakıyorum arkaya, birileri etrafını sarmış, fotoğraf çektiriyorlar. Nereden tanıyorlar abi seni? Hababam sınıfı askerde, hop hemşerim repliğimden tanıyorlar. Kolpaçino'da yürüyen cinsellikten tanıyorlar. Yani 11 tane filmim, 20'ye yakın reklam, 2 dizi, 3 tane de klibim var şimdiye kadar. Bugüne 20, kadar. 27 senedir bu işin içindeyim. 27 senedir işin içindesin ama biraz böyle eş zamanlı mı yaptın sen oyunculuğu? Bütün hayatını oyunculuk üzerinden mi kazandın yoksa oyunculuğun yanı sıra başka işler de yaptın değil başka mi? Başka işler yaptım. Ekstra olarak oyunculuğu seçtim. O şekilde de devam ediyor şu an. Neler yaptın peki? Hangi sektörlerde çalıştın? 11 sene eğitim vakıflarında emlak ve hukuk servisi takip elemanı olarak çalıştım. 2010'dan beri de işte çağrı merkezi işindeyim. O şekilde devam ediyoruz. Bir yandan da bu tip projeler geldiğinde... Geldiğinde de onları takip ediyorum. Ama bildiğim kadarıyla mesela sen şu an önüne bir proje geldiğinde genelde şunu söylüyorsun. Cumartesi, pazar uygunsa. Aynen. Değil mi? Aynen. Çekim günleri o zamansa ancak gelebilirim diyorsun. Çünkü diğer işini de devam ettirmek zorundasın. Ettirmek durumundayım. O şekilde... Emeklilik yakın mı peki? Emekliliğim geldi. Ama şu anda... çalışmaya devam ediyorum. Bakalım ileriki dönemlerde. Daha çok gençsin abi. İnşallah aynen, de çok uzun güzel yılların olsun, güzel projeler olsun. İnşallah canım. Hayır, o anlamda değil. Yani normal işimde emekli olup ondan sonra oyunculuğa devam edeceğim. Artık o diğer işler eş zamanlı olsun. Aynen. Ana iş oyunculuk olsun. Doğru. İnşallah. Peki bugün burada olmamızın biliyorsun ana sebeplerinden biri Fenerbahçe. Evet. Sen nasıl Fenerbahçeli oldun abi? Kimler sana Fenerbahçe'yi aşıladı? Ailende kimler Fenerbahçeliydi? Ailemde babam, rahmetli babam Fenerbahçeliydi. Yani hem babam çok şey yapmazdı, izlemezdi ama tabii mahallede arkadaşlarımız izliyordu, şey yapıyordu. O şekilde bir hayranlık, abilerimiz Fenerbahçe'yi tutuyordu. Öyle olunca, Kadıköy'lü olunca bu şekilde devam etti. 70'li yıllardan bahsediyorsun tabii, tabii canım, değil mi? Tabii 70'li yıllarda. Ben 71 doğumluyum. 71 doğumlusun. Aynen. Ben hatırlıyorum 12-13 yaşındayken Yoğurtçu Parkı'nın orada arkadaşımın evi vardı. Ondan sonra o evinden gördüğümü çok iyi hatırlıyorum. Evet, yani tabii ki bu zaman zaman artık zamanlar geçtikçe stadyumumuz şu anki haline geldi.
Tabii ki ileriki yıllarda belki çok daha modern, çok daha büyük, daha çok taraftarımızın maçı izleyebileceği stadyumlara da sahip olabiliriz. Yani bu zamanla oluyor bu işler. Anlattığın şey senin 30-40 sene önce değil Tabii, mi? aynen. Bu süreçler Doğru. tabii kolay olmuyor. Stadyumumuzun yeri aslında çok güzel. Ben Canavar çok gibi. seviyorum. Yani Kadıköy'de olması, kolay ulaşılması, yani ambiyansı zaten mükemmel. Peki en son ne zaman maç seyrettin burada? Yani bir şey, yeni yapıldıktan sonraki zamanlarda izledim. Sanıyorum senin bir migren rahatsızlığın Migrenim var. var. Bir 80 pardon 91 senesinde gittiğimde bir migrenim tutmuştu. Ondan sonra ara verdim. Ondan sonra stat yenilendikten sonra Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu olunca ondan sonra bir geldim. Kalabalıklar biraz rahatsız ediyor değil Evet, mi biraz haliyle? rahatsız oluyorum. Belki böyle hani maçlara gitmesen de evde izliyorsun. Ben İzliyorum. de genelde Tabii. Veya evden beraber izliyorum izliyoruz, maçları. biliyorsun. Böyle maç izlerken hiç kendine yaptığın bir şey var mı? Totem. Yok. Hani onu yapayım, bunu yapayım, şurada oturayım. Böyle bir totemin yok mu? Yok, öyle bir totemim yok maalesef. İnanıyor musun peki toteme? Yani tutanlar var. Totemi sevenler var. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Benim için fark etmiyor yani. Peki böyle Fenerbahçe ile ilgili bir şey var mı hiç? Anın var mı? Çok çok anım Birkaç var. tane bize paylaşırsan. 81 lise yılında Fenerbahçe Lisesi'nde ortaokulda okurken belediye otobüsüyle şeye gidiyordum, okula gidiyordum. Ondan sonra rahmetli Selçuk Yula'yı Allah rahmet eylesin. Kaptan. görüyordum evimin köşesinde. Meğerse Selçuk Yula vefat ettikten sonra gördüm ki o daire Fenerbahçe'nin o zamanlar lojmanıymış. Ben de o vasıtayla görüyormuşum onu. Artı Küçük Şenol benim eski evimin altında komşumun çocukluk arkadaşıydı. O vasıtayla Şenol'la tanışmıştım. 89 senesinde Badi'ye merak sardım. Badi'ye gidiyorum. Bir gün gittim, bakıyorum birilerini görüyorum. Ya kim görüyorum bunları falan falan. Ondan sonra Turan var, Cemil var filan, birkaç kişi var. Tabii şey yapamadım, konuşamadım. Ondan sonra emin de olamadım. Sonra Şenol geldi ertesi hafta, Küçük Şenol. Ondan sonra Şenol dedim, bunlar şey mi dedim, Turan filan mı? Evet dedi. O vasıtayla tanışmış oldum. Tony Schumacher de benim çalıştığım vakfın jübile yaptı. Kendi jübilesini yaptı. Jübile parasını bizim vakfa bağışladı. Ve arabasını bize hibe etti. Bayağı bir arabayı kullandık ondan sonra. Sonra tabii miadını doldurunca arabayı sattık. Lugano'da Türkiye'ye Fenerbahçe'mize geldiği zaman bir kere caddede gördüm, fotoğraf çektirmiştim. Bu tür anılarım var Yani yani. senin de fotoğraf çektireceğin biriler var ya. Aynen Hep seninle valla. çektiğimde Tabii, tabii. sayın yöneticilerimizden Selahattin Baki ile de Ha sanıyorum. doğru. Selahattin Baki kurul üyesi, benim çocukluk arkadaşım. Onunla görüşürüz. Çok Selahattin sevişiriz. abime de buradan Çok selam selamlarımı, söylüyoruz sevgilerimi gönderiyorum. En Selahattin'e de. son bu sene bayramlaşmada Beraberdik. görüşmüştük. Kulübümüzün bayramlaşma töreninde. Hatta seni görünce de çok sevinmişti. Aynen. Sabancı'ya da geleceğim inşallah ziyarete. Peki abi unutamadığın bir maç var mı hiç böyle aklında kalan? Ya. Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maç. Kimin aklından çıkabilir ki? Evet ya 2002 yılında değil mi? 20 Evet. sene geçti Aynen. üzerinden. Hala da kulaklarını çınlatıyoruz. Çığlığı atıyoruz. Yıl Aynen. dönüm geldiğinde. Aynen. Belki neredeydin o maç sırasında? İstanbul'daydım. İzliyor muydun ya maçı? İzliyordum. Statta Aynen. değildin, izliyordun, Aynen. Değildim. evdeydin. Evdeydim. Şeyde de ne derler, futbolcularımızdan da Alex'le tanışmak isterdim valla. Alex'e seni tanıştırmadım değil mi ben? Yok, tanıştırmadım. Alex'e Souza büyük ihtimalle yine yakın bir zamanda bir İstanbul ziyareti olabilir belki. Ben onunla çok sık görüşüyorum halen. WhatsApp üzerinden görüşüyoruz. Hatta ben programımdan ona da bahsettim. Çok sevindi. Tebrik etti. Belki yakında o da buraya gelirse onu da konuk Konuk alırız. edebilirsin O yani, zaman güzel olur. seni de tanıştırırım. Tamam, neden Çok güzel bir olmasın? insan. Çok güzel bir insan.
Unutamadığın sporcular arasında Alex mi diyorsun? Alex. Tabii Evet. Alex çok kolay kolay unutulabilecek bir insan değil. Değil. Özellikle bizim dönemimizde izlediklerimiz arasında. Belki bizden önce Fenerbahçe'mizde oynayan işte Lefterler var. Bir sürü ismini şu anda sayamayacağımız kadar çok kahramanımız var futbolcu Hoydonk var, içerisinde. değil mi? Çok var çok. Onları Oh. biz gördük gene. Yani Hani aynen. bizden önce işte babalarımızın izlediği dönemlerde hep de o zamanın zor şartlarında hani şimdi sahamıza bakıyoruz işte şıkır şıkır çimleri. O Muhteşem yani. zaman işte toprak sahalarda Toprak oynuyorlarmış. sahada. Şimdi hatta şey diyorlar, patates tarlası gibi derler ya. Aynen. Öyle ortamlarda oynuyorlarmış. Aynen. Şey yapıyorlarmış. Ne derler? Atıyorum. Beşiktaş örnek veriyorum. Fenerbahçe ile oynuyor. Ondan sonra biri sakatlanıyor, öbürü omuzluyor, saha dışına götürüyor filan. Yani böyle muhteşem. Ondan sonra maç dışında gidip bir yerlerde bir şeyler içiyorlar, yemek yiyorlar. Evet, biz onun her programda böyle bunu bir konuşuyoruz. Bazen de belki de insanlar hep aynı şeyleri söylüyorsunuz diye düşünüyor olabilirler ama gerçekten o dönemde biraz daha farklı bir hoşgörü varmış yani karşılıklı olarak. Şimdi keşke yine aynı hoşgörü yakalayabilsek ama biraz daha zor gibi. Şartlar artık o Aynen, kadar maalesef. eskisi gibi değil. Peki abi Fenerbahçe için hiç yaptığın böyle bir çılgınlık oldu mu bugüne kadar? Yok, Bak olmadı. çılgınlık olmadı. Olmadı. Çıldırmadın yani hiç. Yok. Peki böyle maç izlerken seni rahatsız eden şeyler oluyor mu mesela? Benim maç izlerken hani sürekli televizyondan birinin geçmesi beni çok rahatsız eder. Ya da telefona sürekli çalması. Tabii, aynen. Maçlardaki küfürler, tezahüratlar, bunlar... Şimdi artık onları tabii yayıncı kuruluşlar biraz daha kısabiliyorlar bazen. Evet. İstediklerini kısıp istediklerini Şeyler açabiliyorlar. güzel. Bayanlarımızın artık stadyumlara girmesi çok güzel bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Bu VAR sistemi de güzel oldu. Ama bence nasıl teknik direktör, futbolcu transfer edebiliyorsak yurt dışından hakem de ne derler transfer etmemiz gerektiğine inanıyorum. Evet, yani aslında bunu çok acı bir konu. Bunu Evet. söylemek, bunu düşünmek, istemek. Yani çok iyi Ama hakemlerimiz var. keşke ihtiyaç Ama kalmasa. Evet. yani ihtiyaç var diye düşünüyorum. Keşke ihtiyaç Bilmiyorum. kalmasa Aynen. da biz de bunları hiç düşünmesek. Düşünmesek. Peki abi meslek hayatın içerisinde unutamadığın bir anım var mı? Yani normal işte film çekimlerinde, dizi çekimlerinde böyle seni şaşırtan. İki tane olay var. Biri Ababam Sınıfı Asker'de. Çünkü benim rolüm Kerem Alışık'ın oğlunun yardımcısı rolüydü. Onu tiyatrocu başka bir arkadaşa verdiler. Bana rol kalmadı. Ertem İlmez'in oğlu Ferdi İlmez hem yapımcı hem yönetmendi. Ferdi abi ne söyleyeyim şunu söyle, bunu söyle. İşte hop hemşerim, manyak mısın, ne adamsın bunlar. Hep bu şekilde çıktı ve insanların dilinde pelesenk oldu. Bir o. Bir de Hababam Sınıfı 3.5'ta Kurtlu Adam rolü çekilecek. Benim rolüm o. Plastik makyaj yapılacak. Deneme olarak gittim. Ondan sonra yaptı işte makyözümüz. Ondan sonra Ferdi abi birinci katta setin hazırlanmasını bekliyor. Kara kara düşünüyor. Sahneyi nasıl çekeceğim, ne yapacağım falan falan diye. Yani planlıyor. Kara kara düşündüğüm dediğim o. Ondan sonra beni bir gördü. Makyajla bir zıpladı. Tamam dedi, işte bu dedi. Ondan sonra o şekilde o sahne çekildi. İki tane böyle anım var yani. Evet, aynen. Ferdi Eğilmez. Evet, Ferdi abim de inşallah ilerleyen bölümlerde konuklarımdan biri olacak. Sözünü aldım onun. Biraz yoğun olduğunu söyledi ama söz verdi. İnşallah en İnşallah. kısa zamanda ona da hiç birebir tanışmadık. Özledik. Çok severim ben Ferdi abi. Yıllardır sosyal medya üzerinden görüşüyoruz ama çok kıymetli birisi. Ben yıllar önce Hababam sınıfının setine gelmiştim. 2003 yılındaydı. Babam sınıfının ilk Evet. çekim Merhaba. döneminde. Evet, merhabaydı değil mi? Melih Hekener, Evet. değerli abim. Ona da buradan sevgiler, kulaklarını çınlatıyoruz hepsini. O dönemde geldiğimde hatta Babam sınıfının o çekildiği okulda Evet. çekiliyordu. Aynı Aynen. binada. Ama Ferdi Eğilmez orada var mıydı bilmiyorum. Belki o anda O anda yoktu. olmayabilir.
Yani. Tanışamamıştık ama o zaman 20 sene önceki tabii. fotoğrafları hala Duruyor. böyle bak, tabii Biliyorum. duruyor. Kimler kimler var yani. Peker Açıkalın, Mehmet Ali Alavara, Melih Ekener, Yeliz Şafak. Yeşilmen. Yani hep onlarla o Tabii. zaman bir tanışıklığımız olmuştu. Tabii. Tabii ben de sektörde olduğum için ben de o dönemde bir oyunculuk yapıyordum aynı yıllarda. Çok keyifli oluyordu böyle ziyaretler. Ama ondan sonra birkaç tane daha Havvam sınıfı çekildi galiba, değil mi? Çekildi. Yani bizim 3 tane çekildi. Ondan sonra da 1-2 sene evvel işte Hababam Sınıf Tatilde, Matilde gibi bir şeyler çektiler. Peki abi sence bu çekilen, sonradan çekilen Hababam Sınıfları eskilerle karşılaştırdığında sen nasıl bir fikre varıyorsun? Bizimkiler güzeldi ama bizden sonraki çok iyi değil yani. Ama tabii orijinalleri gibi. Orijinalleri gibi değil. Bir de şu vardı, ben Ferdi abiye sormuştum. Yok, Ferdi abiye değil de Arzu Çevikalp'e, işte Ferdi'nin kuzenine sormuştum. Şey demişti. Mesela sabah 10'da toplanıyor bütün yapımcısı, senaryosu, oyuncuları. İşte mesela hadi gidelimden sonra ne söyleyelim? Senaryo belli kısımda kalıyor. Ondan sonra ve ona göre fikir tealisi yaparaktan senaryoyu O tamamlıyorlarmış. O şekilde. şekilde tamamlıyorlarmış. Ama tabii 78'lerde çekilen ilk işte Tabii. rahmetli Kenan Sunal, Halit abi, Halit Akçatepe, Tarık Akan. Yani onun lezzetini herhalde kolay kolay bir şekilde Yakalanmaz. Çok yakalamak zor. mümkün değil. O zaman da tabii bütün Hababam sınıfı Fenerbahçeliydi Tabii. biliyorsun. Aynen. Mahmut Hoca kapıda beklerdi. Bütün okul Fenerbahçe bayraklarında maça gider, Kaçarlar. maça dönerdi. Mahmut Hoca, çocuklar söyleyin bakalım maç nasıldı? Fenerbahçe yenilmiş olsa moraller bozuk olurdu. Bu yeni sizin çektiğiniz Hababam Sınıfları ve Fenerbahçe şeyi var mıydı Temmuz? Yoktu. Hatırlamıyorum onu. Yoktu. Onlar Onu konmadı. devam ettirmediler o zaman Yok, orada. ettirmediler. Ama o işte 80'li yıllarda çekilen birçok 70-80'lerde hep böyle genelde takım hep Fenerbahçe'ydi yani. Aynen. Hababam Sınıfı da bunlardan biri zaten. Biriydi. En büyük efsane bence. Bence de. Senin böyle Yani unutamadığın bir başka film var mı hiç böyle? sıkılmadan izliyordun Kaç yani. kez değil mi? Kaç kez Kaç seyrettik yani? kez? Dünya kere. Başka Abi film yok şu anda aklımda kalan. bir yakın bir zamanda bir proje olacak Şu mı peki? anda yok. Bekliyoruz bakalım. Kısmet. Yeni peki ne düşünürsün? Yani bir dizi mi istersin yoksa sinema mı? Diziye işte vaktim olmadığı için gidemiyorum ama hani böyle romantik, gençlik falan dizileri olursa güzel olur. Ne derler? Film olabilir. Kolpaçino'nun devamı çekildi mi? Çekilecek mi? Var mı Yani öyle bir? çekilecek deniyor ama ne kadar bilgi var? Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Onu Şafak gelirse eğer Ona Şafak'tan soralım. öğrenirsin. Ona soralım bakalım. Çünkü en son Hakan Bilgin geldi buraya. Sevgili Hakan abi. Onlar Çakallarla Dans'ın mesela altıncısını Altıncısını çekiyorlar. çektiler. Sevgili Murat Çekti. Şeker yönetmen abimiz. Ve o gün de konuştuk, filmin tamamı neredeyse şey Fenerbahçeli hepsi Ne? oyuncuların. Tabii, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Oo. Hakan Bilgin, Murat Şeker, Murat Akkoyunlu hepsi fanatikler ama. Yani tribünciler yani o kadar o derece Süper. Fenerliler. Şu an İstanbul'dasın artık bir süre. İstanbul'dayım artık. Yazlık ne taraftaydın? Altınoluk'ta. Sen orada mutlusun galiba bayağı yazı da orada güzel Dinleniyorum, kafa geçiriyorsun. dinliyorum, müziğimi dinliyorum, kitabımı okuyorum, Orada da bisikletimi geliyorlar mı bin. yanına seni tanıyanlar Tabii böyle? ki geliyorlar, aynen. Niye gelmesinler? Bilmiyorum abi niye gelmesinler. Yani şeyle seni mesela hep genelde lakaplarınla geliyor. Ben hep onu Evet, diyorum. aynen. Hatta biz seninle gezerken onun esprisini çok Çok, yapıyoruz ya. çok, aynen. Bugün de programdan sonra artık gezeriz yine. Tabii. Niye olmasın? Abi seninle o zaman bir maça gidelim. Sen çok uzun yıllardır Tamam. gitmemişsin. Bu sezon biliyorsun Fenerbahçe'miz muhteşem gidiyor. Aynen valla. Yani Ali Başkanımız sağ olsun. Ali Başkanımız ve işte teknik direktör Jesus gerçekten ayrı bir Aynen. heyecan getirdi. Bir lider, gerçekten çok iyi bir Yani. lider olduğunu takım içerisinde bunu hissettiriyor. Yani yan taraftan böyle verdiği 2-3 tane taktikle, hareketle maça büyük bir şeyi katkı sağlıyor yani. Aynen. Ali Başkan dedi ya 3 sene 4 sene bir sabredin, takım otursun, ekip bir otursun.
Ondan sonra bakın nasıl olacağız. Yani sabredemiyor insanlar. Hadi olsun, hadi olsun, hadi olsun. Oldu işte, gördünüz. Fenerbahçe taraftarı yani şeyi çok seviyor. Hani hepimiz öyleyiz. Şampiyon olsun, başarı olsun. Hani hiçbir zaman böyle ikincili, üçüncülüğü ben de bu ekibin içindeyim. Yani çünkü şampiyonluk için yarışıyorsun değil mi? Bir kul var, onun için giriyorsun. Tabii uzun yıllardır da böyle hani doya doya bir şampiyonluğu da görmedik. Doğru. Sonuçta bu sene öyle bir birikimimiz var bizim ve bu sene öyle başladık. Cumhuriyetimizin de 100. yılında biz de şampiyonlukla taçlandıracağız. Bu sene muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı'nda yürüyüş oldu. Ben de yürüyüşün içindeydim. Bir yere kadar gidebildim. Ondan sonra kalabalık beni biraz ürkütünce stadın oraya kadar gelemedim. Çok kalabalıktı. Çok gururlandım. Yani o kadar çok fazla Fenerbahçe taraftarının Cumhuriyet Bayramı'nda ülkesine, Fenerbahçe'sinde bayrağına sahip çıkması. Zaten ben her sene biliyorsun o yürüyüşlere katılıyorum. Seninle de birçok kez gittik. Katıldık. Her zaman da orada olacağız. Bu sene, o sene diyorum ben. Yani Avrupa'da da işte ilk 16, son 16'ya kaldık. Yani bundan sonra Mart'a kadar maçımız yok. Ligde ve Türkiye Kupası'nda sanırım maçlarımız olacak. Sadece onlarla devam edeceğiz. O Mart'a kadar da bayağı bir zamanımız var o maçlara hazırlanmak için. Benim beklentim çok yüksek. Basketbolda da, futbolda da bu sene harika gidiyoruz. Aynen, bakalım yani. Ben basketi de çok seviyorum. Basketleri özellikle kaçırmamaya çalışıyorum. Yani. Basketbol müzesi açıldı bu arada. Evet, duydum. Muhteşem bir şey. Türkiye'de ilk defa. Dünyada da kaç tane var bilmiyorum böyle bir şey. Oraya da gidip gezmeyi çok istiyorum, evet, yakın bir zamanda. Ben de yeni geldiğim için biliyorsun, ayarlarız, olmazsa beraber oraya gideriz. Oraya da gidebiliriz abi. Buradan Fenerbahçelilere, seni sevenlere söylemek istediğin bir şeyler var mı? İşte dediğim gibi yani takımımıza güvenmemiz lazım, yönetim kurulu başkanımıza güvenmemiz lazım, koçumuza güvenmemiz lazım. Birlik olacağız ki biz daha iyi güçleneceğiz, daha iyi oynayacağız ve rakiplerimizi daha rahat yeneceğiz. Evet, yani birlik olacağız, inanacağız. İnanacağız, aynen. Teknik direktörümüzün de bu konuda zaten bir mesajı oldu, biliyorsun. Hani futbolcularımızı protesto etmeyin dedi. Ben buradayım dedi, bana güvenin dedi. Biz de ona uyacağız, uymamız gerekiyor. Zaten çok iyi gidiyor her şey şu anda. Telaş edecek hiçbir şey yok. Ben de inanıyorum. Güzel bir sezon olacak inşallah. İnşallah. Bakalım. Oluyor da zaten. Oluyor da. Yani. Evet sevgili izleyicilerimiz, Fenerbahçe Televizyonu'nun değerli izleyicileri. Yakın bir arkadaş programı bugün de yavaş yavaş sona eriyor. Ben sevgili dostum, abim, oyuncu Burak Öncü'ye buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Serkan'cığım, sen beni konuk ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sarı lacivert sana çok yakışmış abi bu arada. Sağ ol canım benim. Vallahi. Bundan sonra çıkarmayacaksın. Tamam. Sen de en kısa zamanda aktivitelerimize gidip yapacağız. Bu maç izleyeceğiz. Sonra tamam, müzemize gideceğiz. İnşallah. Efendim haftaya yine yakın markajla pazar günü evlerinize konuk olacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.